Herkese merhabalar. Bugün beton deney raporu nasıl okunur ve yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle size e, aldığımız numune örneklerini göstermek istiyorum. E, biz sahada iki tip numune alıyoruz. Küp ve silindir numune. Örneğin bu bizim küp numunemiz e, ve bu da silindir numunemiz. E, beton dökülürken bizzat şantiyede e, bu şekilde numuneler alınır, şişlenir, yüzeyi düzeltilir ve e, bir gün sonra laboratuvara götürülür. 7 ve 28. günler basınç deneyi uygulanır ve sonuçları yorumlanır. Şöyle bunlar kalıptan çıktıkları zaman bu şekildeler. Arkadaşlar kalıptan çıkmış hali bunlar. Bunların boyutları, tipleri gördüğünüz gibi değişiyor. Ona göre değerleri de ve yorumlanma tipleri de değişiyor. Bu aldığımız numunelerin ismi taze beton deneyi olarak geçer. Şöyle açalım. Bizim beton deney raporumuz bu. Bu beton deney raporları standarttır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait, bakanlığına bağlı daha doğrusu laboratuvarlar tarafından alınır ve ilgili standartlara, yönetmeliklere göre deneyler yapılır ve sonuçlarına göre işlemler yapılır. Şöyle bizim beton deney raporumuz gördüğünüz gibi bir sayfadan oluşuyor. arkadaşlar bu bizim 28 günlük deney sonucumuz arkadaşlar hemen bakalım. İlk ilk kısımda burada firma, şantiye ve numune bilgileri yazar. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Bazı kısımları şu şekilde ne kapattım. Örneğin firmaların ismi belli olmasın diye. şöyle sırayla bakalım. Firma şantiye numune bilgilerinden başlayarak. Burada deney isteyen firma yazar. Müteahhit firma, şantiye adresi, pafta, ada, parsel kat, kod, blok. Örneğin dördüncü kattan alınmış bir numune. Yani kod farkları varsa aynı projenin içinde bu yazılır. Yoksa çok önemli değildir. Blok varsa bloklar da ayrı ayrı yazılması gerekir. Burada numuneye alan yazar, üretici firma e, yazar arkadaşlar. Beton sınıfı ve miktarı yazar. Şu gördüğünüz beton sınıfını ifade eder. Şu yanındaki ise metre küpünü ifade eder. Bu metre küp değiştikçe, büyüdükçe alınan numune sayısı artar. Azaldıkça alınan numune sayısı azalır. Örneğin 35 metre küp e, bizim betonumuz için şöyle alınan numune adedi 12'dir. Bu da burada yazar. Bu o numune sayıları zaman zaman değişebiliyor. Örneğin bu 5. ayın 17'sinde alınmış bir numune. Bundan birkaç ay sonra e, aynı me 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 miktarda, metre küpte, 35 metre küpteki bir dökülen beton için numune adedi 16 idi. Bir süre sonra tekrar 12'ye düştü. Hani zaman zaman değişebiliyor. Burada c 30 yazar beton sınıfında. Bu C kongreidir zaten hepimizin bildiği gibi. 3037 37 kısmı da 30 silindir numunesini, 37 ise küp numunesini ifade eder. Örneğin biz bu deneyde diyelim ki sağda değildik numune alınırken ama sonucunu yorumlamak istiyoruz. Neye göre yorumlayacağız? Şöyle hemen sağ tarafta yine numunenin boyutu ve şekli yazar. 15-15-15 santim -15 -15 küp numunesi yazar. Onun için bizim baz alacağımız değer burada 37'dir. İkinci değer çünkü küp numunesi burada yazıyor. Eğer burada 30-37 veya işte 35-45 yazar. Bunların anlamını veya işte değerlerini bilmiyorsak şöyle sağ alta geldiğimiz zaman burada toplu bir şekilde de beton sınıfı ve dayanımları yazar. Örneğin C20-25 silindir 20 için, küp 25 için dir. Yani karıştırıyorsak bu aşağıdan bakabiliriz. Örneğin C55 betonunda 55 silindiri, 67 küpü ifade eder. O da standarttır. Bir altında yapı elemanı var kolon perde tabliye bu tek parça dökülmüş bir proje bunu ifade ediyor ayrı ayrı dökülmüşse kolon ve tabliyeler ayrı ayrı yazılır Sonra devam ediyoruz uygulanan standartlar var burada İşte bunları inceleyebilirsiniz Yapı sahibi var gibis numarası gibis numarası bildiğimiz gibi yapıya ilişkin bilgi formu yani yapının kimliği gibi bir şeydir Numunenin alınış tarihi yazar laboratuvara geliş tarihi, deney tarihi 7 gün, deney tarihi 28 gün yani şu tarihi 28 gün ekleyince şu tarihi bulmak durumundayız numunenin boyutu ve şeklinden ve adedinden bahsettik İstenen deney ise taze beton yani bizzat şantiyede dökülen betondan alınmış numune olduğunu buradan anlayabiliyoruz devam ediyoruz şurada bir tablomuz var buna bakalım etiket numarası var her alınan numune için ayrı etiket var Transmixer ne no diyor, burada şunu anlıyoruz arkadaşlar. 1 1 1 yazdığı 1. transmixer, 2 2 3 3 yazdığı 2 ve 3. transmixer, 3 tane transmixerden numune alınmış. Biz bunu anlıyoruz. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. 12 adet numune alınmıştı e, burada. E, ama burada e, 9 adet numune var. Neden böyle? Bu arkadaşlar 28 günlük deney sonucumuz bizim. E, burada zaten şurada görüyorsunuz 28 günlük olduğunu şu kısımda. Ee, şurada da yazıyor. 28 günlük oldu. Ee, bunların arkadaşlar 3'ü 28 günün 28. günde kırılmış. Ter transmikserde 3'ü. Bir tanesi ise 7 günde kırılmış. Diğer transmikser için de aynı şey geçerli. Yani alınan deney yani numunelerin 1/4'ü 7. gün 4/3'ü ise 28. günde kırılmış. Yani 9 adet 28. günde, 3 adet ise 7. günde kırılmış. Biz bunu anlayabiliyoruz buradan. İrsaliye numarası yazıyor. Numune kalıp numarası dediğim gibi 1. transfixer 1. eee bizim numunemiz. 1. transfixer 2. numune. Bu şekilde devam eder. Anlaş saati ve dakikası yazar. Örneğin 14.38'de alınmış. 15-17, 16-33 gördüğünüz gibi zaten transferler arasında yaklaşık 30-40 dakika ara var. Bunu görebiliyoruz. Sıcaklık yazar ortam ve betonun. Beyan edilen slump ve ölçülen slump değerleri yazar. Örneğin S3 sınıfına ait 14 santimlik slump istenmiş. Burada şöyle indiğimiz zaman çökme sınıflar ve sapmalar yer alır arkadaşlar. Buradan bunları karşılaştırabilirsiniz. Burada kırılma yükü var. Bu bizim basınç testimiz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ee, hani bu yükler altında verilen 9.78 kilonewtonluk yük altında kırılmış. Bu bunu ifade ediyor. Burada yoğunluk var. Bu yoğunluk hani bildiğimiz basit yoğunluk hesabı. Beton numunesini arttığımız zaman hani çıkan ağırlığı şuradaki 15 x 15 x 15'e böldüğümüz zaman şunları elde edebiliriz. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar burada 28 günlük numune sonuçlarına geldik Burada arkadaşlar her bir deneyin gördüğünüz gibi tek tek deney sonuçları yazıyor A aşağıya kadar arkadaşlar en son ise bunların ortalaması yazıyor Bu bizim için önemli hemen sağ tarafta transpiksellerin ortalamaları yazıyor Bunlar da bizim için önemli arkadaşlar. Yani her transfikslerin ayrı ortalaması veya ve bütün transfikslerin ortalaması yazıyor burada. Burada grafikler var bunları okuyabilirsiniz. Şimdi beton deney sonucu elimize geldi. Biz bunları nasıl okuyacağız ve yorumlayacağız? Bundan bahsedelim. Şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar bizim iki adet kriterimiz var. Alınan beton numunesi sayısına göre daha doğrusu kaç parti alındıysa buna göre iki kriter var. bunlara bakalım. Örneğin belirli hacimdeki betondan elde edilen deney sonucu adede n demiş. Bu neyi ifade eder? Biz kaç parti numunu aldık? Bunu ifade eder. Geliyoruz. Gördüğünüz gibi 3 parti numunu alınmış. Yani 3 farklı transpikselden numunu alınmış. Hemen iniyoruz. 3'e denk gelen kısım gördüğünüz gibi şu arkadaşlar. Hemen şunu işaretleyelim. Ee, şöyle. Yani 2-4'e giriyor. Bizim burada iki tane kriterimiz var. Ortanca kriter e, gördüğünüz gibi sağlandı. Hemen işaretleyelim. Şöyle Ortanca kriterimizi işaretledik. Biz bu kritere göre baz alacağız arkadaşlar deney sonuclarını yorumlarken şöyle biraz yakınlaştırdım Burada arkadaşlar birinci kriterimiz şu ondan önce şundan bahsedeyim bu iki kriterin de aynı anda Sağlanması gerekiyor beton betonda bir problemin Olmadığını görmemiz için arkadaşlar Herhangi ikisinden biri veya ikisi de sağlanmazsa Bizim Betona ait deney sonuçlarımız sağlanmamış oluyor ve beton karota gitmiş oluyor arkadaşlar. Birinci kriterimiz en adet deney sonucu ortalaması FCK artı birden büyük olacak. Bizim FCK'mız şu 30-37 dediğimiz kısımlar arkadaşlar FCK oluyor. Ee, hemen bakıyoruz 30 mu alacağız 37 mi bakıyoruz küp numunesi küp numunesi olduğu için 37'yi alacağız. İniyorum aşağı FCK'mız 37. 37 artı bir 38. Deney sonucu ortalamalarımız 38'den büyük eşit olacak. Bakıyoruz 38.80 büyük çıkmış. Yanılgıya genelde burada düşüyoruz. Birinci kriter hemen bakıyoruz ortalama sağlandı tamam karota gitmez diyoruz. Yanlış arkadaşlar. İkinci kriterin de sağlanması gerekiyor. İkinci kriter de diyor ki herhangi tek deney sonucu e, fck-4'ten büyük olacak diyor. Herhangi tek deney sonucu dediği nedir? Bazı bazen bazı arkadaşlar e, burayı baz alıyor. Burası değil arkadaşlar. Yani bütün deneyleri tek tek baz alıyor. Bunlar değil arkadaşlar. ilgili standartlardan, yönetmeliklerden bakabilirsiniz. Herhangi tek deney sonucu dediğimiz e, ifade yönetmeliklerde transpiksellerin ortalaması olarak geçiyor. Yani partilerin ortalaması. Bunların her birinden o kriter sağlanacak. Hemen iniyoruz. Ne diyordu? fck 4 37-4 33. 33'ten büyük eşit olacak. Geliyoruz, birincisi büyük eşit 33'ten, ikincisi büyük eşit, üçüncüsü 33'ten küçük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tanesi sağlanmadı ve bizim kriterimiz sağlanmadı arkadaşlar. Böylelikle bizim beton değerlerimiz sağlanmamış oluyor ve bizim betonumuz karota gitmek durumunda kalıyor. Karot aşamasında, karot alınırken ve bu beton döney sonuçları çıktıktan sonra e, sağlanmadığını gördüğümüz zaman karot sonucu çıkana kadar şantiyede imalatları durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Karot sonucunda bir problem çıkmazsa, gerekli değerleri sağlarsa e, e, biz şantiyede imalatlara devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bu ikinci kriterimiz. Onu da söyleyelim. E, bizim standart sapmamızı kontrol etmemizi sağlıyor bir nevi arkadaşlar hani karmaşık standart sapma hesaplarını e, basitleştirmiş, basit energi, indirgenmiş çok güzel bir formül. E, beton deney sonucu okuma yorumlama hani bundan ibaretli. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.